Açlık nedir, tattın mı sen? Karlı, soğuk günlerde kapı aralıklarında yattın mı? Yeşilçam'ın karizmatik efsanelerinden biriydi Eşref Kolçak. 1950'lerde başladığı sinema serüvenine Yeşilçam bitene kadar devam etti. Ancak hayat ömrünün son yıllarında ona çok acımasız davranacaktı. Önce eşini kaybetti, ardından çok sevdiği oğlu Harun Kolçak'ı genç yaşta toprağa verdi. Eşref Kolçak metanetli durmaya çalışsa da yalnızlık, evlat acısı ve son yıllarda pek rol verilmemesi onu çok kırmıştı. Ben çalışarak ölmek istiyorum. Annesi Kafkas asıllıydı. Babası Harun Kolçakoğlu bir süre Rusya'da yaşadı. Eşref Kolçakoğlu o yüzden aslen Erzurum İspilli olsa da 1927'de Moskova'da doğdu. Rusya'da doğdum. 5-6 yaşlarında filan ben Türkiye'ye geldim. Asıl adı Eşref Kolçakoğlu'ydu. 5-6 yaşlarındayken ailesi Erzurum'a döndü. Burada ilkokula başladı, ardından İstanbul'a göç ettiler. Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'nu yarıda bırakan Eşref Kolçak, babasını kaybedince ekmek mücadelesine erken başladı. Marangozluk, ayakkabı tamirciliği, amelelik gibi birçok işte çalıştı. Çok işlerde çalıştım. Ayakkabı boyacılığı dahi yaptım. Eşref Kolçak bir arkadaşının tavsiyesiyle halk evlerinde sanat faaliyetlerine katıldı. 1944'te sahneye çıktı. Bir yıl sonra ses tiyatrosuna geçti. Sayılı baletlerden biri oldu. Dönemin filmlerine de figüran olarak gitmeye başladı. 1944'te sahneye profesyonel olarak çıktım. Filmlere biz figüran olarak giderdik. 1949'da Cahide Sonku'nun oğlunu canlandırdığı Fedakar Ana filmiyle Yeşilçam macerasına başladı. Ben ses tiyatrosunda 101 kuruş yevmiye alıyordum. Cahide Hanım bana yevmiye olarak 25 lira verdi. Ben dedim ki hayatımda ben bu parayı bitiremem. 4 yıl sonra Affet Beni Allah'ım filmiyle jön olarak sinemaya devam etti. Affet Beni Allah'ım filminden sonra Eşref Kolçak oldu. Yeşilçam'ın birçok ilk dönem oyuncusu gibi Eşref Kolçak da sinemaya jön olarak başladı. 64-65 senesine kadar yanılmıyorsam hep jön oynadım. 1960'ların ortasına kadar da çoğu melodram ve kahramanlık yapımında başroldeydi Kolçak. Ödül aldığı Namus Uğruna filmi işte o yapımlardan biriydi. Eşref Kolçak, Muhterem Nur'un, Neriman Köksal'ın esas kızı oynadığı zamanların jönüydü. Muhterem Nur olsun, Neriman Köksal olsun nefis oyunculardı. 1954 yılında komşu kızı olan Özcan Hanım'ı kaçırarak evlendi. Bir yıl sonra da oğlu Harun Kolçak dünyaya geldi. Artık dünyanın en mutlu adamıydı. Bir ailesi ve çok sevdiği bir oğlu vardı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eşref Kolçak'ın eşi ameliyat sırasında kız çocuklarını kaybetti. Bu olay onda derin yaralar bıraktı. Eşref Kolçak tüm birikmiş parasıyla 1963'te Fatih'te bir ev aldı. Burası Bursa'ya taşınana kadar onun yuvası olacaktı. Dünya rekorudur yani 340 tane film bir yılda. Kimseye yalakalık edecek, el etek öpecek biri değildi Eşref Kolçak. Bu yüzden bir dönem Yeşilçam'ın büyük firmalarının boykotuna uğradı. Onu cezalandırmak için doğru dürüst bir rol teklif etmiyorlardı. 10 sene beni çalıştırmadılar. 1970'lerde filmlerde daha çok görünmeye başladı Eşref Kolçak. Artık karakter oyuncusuydu. Bazen kötüleri, bazen de esas oğlanın koruyucusu iyi adamı canlandırıyordu. Filmin sonunda genellikle hep iyilerden yana olur, bu yüzden canını verirdi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen? Özellikle Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın'ın kabadayıları oynadığı filmlerde karizmatik sert karakterleri başarıyla canlandırdı Eşref Kolçak. Bazı yapımlarda ise başrolü Yıldırım Gencer, Ahmet Mekin gibi usta isimlerle paylaşıyordu. Kalkıp da ben ille de jön oynayacağım diye tutturursam biraz tuhaf olur. 70'li ve 80'li yıllarda vurdulu kırdılı yapımların çoğunda vardı Eşref Kolçak. Bazen bir mafya babasını, bazen bir aile reisini, bazen de takasıyla denize açılan bir kaptanı canlandırdı. Ancak karşılığını alamıyordu. Sigortaları yapılmıyordu, patronlara kızgındı. Sinema yapımcılarımızın hiçbiri bizim için bir kuruş yatırmamıştı. Eşref Kolçak'ı en çok üzen olaylardan birisi de Fedakar Ana filmiyle onu Yeşilçam'a davet eden ve o dönem iyi para veren Cahide Sonku'nun son yıllarına tanık olmasıydı.
Bana hayatımın en büyük parasını veren insanı yıllar sonra düşkün halde görmek beni yıktı. Bir akşam Pera Palas'ın yanındaki yokuşta olan evime giderken arkamdan ''Eşref Bey, Eşref Bey'' diye bir ses duydum. Dönünce hemen tanıdım. Elini öpüp ne emrettiğini sordum. ''Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Acaba bana 10 lira verebilir misiniz?'' dedi. Vallahi o anda cebimde 10 liradan başka tek kuruş yoktu. Hiç tereddüt etmeden, onu utandırmadan elini öperek takdim ettim. Onun karşısında duyduğum ezikliği, acıyı hiç unutamam. Babana uymak mecburiyetindeyiz. O genç senin için çok kıymetli olabilir. 90'larda çok sık olmasa da dizilerde de yer aldı Eşref Kolçak. 1999 yapımı Güle Güle filminin de yıldızıydı. Artık ömürlerinin son demlerini yaşayan dostların hüzünlü hikayesinin kahramanlarından biriydi. 2000'lerde rolleri iyice azaldı Eşref Kolçak'ın. Kınalı Kar dizisi ve Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta 5 Minare filminden sonra en son 2018'de Hayalimdeki Köy adlı yapımda yer aldı. Bursa Gemli'ye yerleşen Eşref Kolçak, 2010 yılında 75 yaşında kalp krizi geçiren eşi Özcan Kolçak'ı kaybetti. Aynı yıl kötü bir haber daha aldı Eşref Kolçak. Oğlu Harun Kolçak prostat kanserine yakalandı. 4 yıl süren bu zorlu mücadelede maddi ve manevi olarak oğlunun hep yanındaydı. Tedavi için evini bile ipotek ettirdi. Ancak medyaya yansıyan dedikodular farklıydı. Güya evladını reddetmişti. Halbuki gerçek çok daha farklıydı. Eşref Kolçak'ın tek istediği oğlunun evlenmesi ve bir torun sahibi olmaktı. Kalbi kırıktı. Evlenmesini çok isterdim. Herkesin torunu var. Ben de torunum olsun isterdim. Öldüğümde bizden kimse kalmayacak. Sözleriyle paylaşmıştı bu kalp kırıklığını. Baba oğul söylenenin aksine birbirlerine bağlıydı. Eşref Kolçak 2016 ve 2017'de hastalığı nükseden oğluyla ayrı evlerde yaşasa da kalbi onunlaydı. En son Yalova'daki konserine gidip gördü. Dur. Gözlüklerimi çıkarayım canım. Ne kadar mutlu oldum sizi böyle beraber gördüğüme, ne kadar. Bütün kalbimle çok sevindim sizi gördüğüme. Yüce Rabbim ikinizi de korusun. Oğlunu hastalığın iyice tükettiği son zamanlarında görmeye kalbi el vermedi. Harun Kolçak da babasına hak veriyordu. 19 Temmuz 2017'de Harun Kolçak 62 yaşında hayata veda etti. Bursa Gemlik'te annesinin yanına defnedildi. Babası Eşref Kolçak kendi mezar yerini de hazırlamıştı. Mezarım da hazır, mezar taşlarım da hazır. Eşref Kolçak'ın ömrü uzun olsa da keyfi yoktu. Keder üstüne keder yaşadı. Evliliğini ve eşini 56 yıl kapımı anahtarla açmadım sözleriyle anlatan usta oyuncunun tek istediği çalışmaktı ancak son yıllarda kimse kapısını çalmıyordu. Ödül verenlere de bu yüzden sitem ediyordu. Bana ödül değil, rol verin çalışayım diyordu. Ben çalışarak ölmek istiyordum. Eşinden 9, oğlundan 2 yıl sonra 26 Mayıs 2019'da akciğerinin su toplaması sebebiyle 92 yaşında hayata veda etti Eşref Kolçak. Bursa Gemlik Mezarlığı'nda ailesine kavuştu. Mukadderat, bunu değiştiremezsiniz. Her zaman söylüyorum, ne yaparsanız yapın, alnınıza ne yazılmışsa onu yaşarsınız. Eşref Kolçak, Yeşilçam'ın farklı ve sektörün kirine pasına bulaşmayan ustalarındandı. İşini hakkıyla yapan, Ramazan'da oruç tutmak için çalışmayan, prensipleri olan biriydi. Öztürk Serengil onu, Yeşilçam'da adam gibi adamlar vardı. Ekrem Bora, Eşref Kolçak, yanlarında otururken gayri ihtiyari ayaklarını düzeltirsin sözleriyle anlatmıştı. Ancak buna rağmen Eşref Kolçak maddi sıkıntılar çekti. Sigorta primlerini bile borçlanarak ödeyip emekli oldu. Borçlu olarak gittim, 97.200 lira para yatırdım. Yüzlerce filmde oynadı Eşref Kolçak. Hafızalara namuslu, sözünün eri ve haksızlığa, zorbalığa boyun eğmeyen adam olarak kazındı. Yeşilçam'ın sömürü düzeninden maalesef o da nasibini aldı. Ancak onu en çok yıkan 56 yıllık eşini ve çok sevdiği oğlunu kaybetmekti. 92 yıllık hikayesi her ne kadar dramatik bitse de o milyonların kalbinde Yeşilçam'ın karizmatik efsanelerinden biri olarak yer almaya devam ediyor. Güzel şeyleri zamanında en iyi şekilde yaparsanız sizi sevenleriniz hiçbir zaman sizi ekarte etmez.